Yaralılarımız var. Doktoru ayarladım, bakacak icabına. Çok şükür ağır yaralımız yok. Bu arkadan gelen araç, o ne oldu? Kimler varmış içinde? Ailesi vardı. Azem Bey, kapıda savcı var. Ziyaret etmek istiyor. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş buldum çünkü eviniz çok güzelmiş. Duvarlar kale gibi. Dışarıdan hiç belli olmuyor. Savcı geldi demişlerdi. Haklısınız. Hiç belli olmuyor değil mi? Ben Özlem. Özlem Toprak. Cumhuriyet Savcısı. Memnun oldum Özlem Hanım. Şaşırdım doğrusu. Bu adresin pek bilinmez. Öncelikle başınız sağ olsun. Sonrasında da Allah kurtarsın diyelim. Malum hem suçlu hem mağdur taraftasınız. Hoş geldiniz. Zümrüt Hanım değil mi? Evet benim. De siz kimsiniz? Azem Bey'e tekrar olacak ama... Ben Cumhuriyet Savcısı, Özlem Toprak. Buyurun içeride konuşalım. Sizin kahveniz Gülbahar Çamlı'nın kahvesinden daha güzelmiş. Ne de olsa bir gece kulübü kahvesinden ne bekleriz değil mi? Eski akrabaymışsınız. Gülbahar Çamlık rahmetli abinizle evliymiş. Aranızda bir düşmanlık yoktur değil mi? Benim kimseyle bir düşmanlığım yok. Ama ne alaka anlayamadım. Malum elimdeki dosyalar kör düğüm gibi. Ben de çözmek için böyle dostane ziyaretler gerçekleştiriyorum. Hayır, resmiyete geçince herkes mesafeli oluyor da. Savcı Hanım, sebebi ziyaretinizi neye borçluyuz? Tam benim sevdiğim geçişler. Ben de sizin gibiyim. Hemen konuya girerim. Buyurun. Gülbahar Çamlık ve meşhur mahallesi Derindere. Cuma Oran'ın çocuğu. Hani oğlunuzun öldürdüğüne dair üzerinde kanıtlar olan. Neyse. Cuma'nın annesi iki çocuğu varken intihar ediyor. Yetmiyor. Cuma'nın sevgilisi ormanda ölü bulunuyor. Şimdi soru geliyor. Cuma'nın annesini ve sevgilisini siz mi öldürdünüz? Ne diyorsunuz siz? Nasıl bir konuşma şekli bu? Tamam sevgilim, tamam. Şişt, sakin ol. Savcı Hanım, bakıyorum da konuya bir hayli hakimsiniz. Yalnız sorduğunuz bu soruların cevabının burada olmadığını biliyorsunuz. Açık konuşmak gerekirse, eğer o ölen çocuğun gerçekten suçlu olduğunu düşünseydim... bu dediklerinizi yapmış olma ihtimalim vardı. Ama ben bunu yapanın ölen o gariban çocuk olduğunu düşünmüyorum. İnanın şaşırdım. Açıksınız. İnanırsam yaparım diyorsunuz. Her insan kendine yakışanı yapar. Benim tarzım bu. Her zaman kartlarımı açık oynarım. O halde güzel kahveniz için teşekkür ederim. Misafirliğin kısası, cezanın uzunu makbuldür. Memnun oldum.